Merhaba. Merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar, nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim, siz? Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Çok dakik ve hızlı oldu, bu kadar beklemiyordum. Normalde 2 dakika bekliyoruz. Hazırda bekliyordum ben de. Süpersiniz. Nasıl keyifler? İyi misiniz? İyiyiz, evdeyiz. Keyifli zaman geçirmeye çalışıyoruz. Havalar da İstanbul'da biraz bozdu. O yüzden gerçekten şu an evdeyiz. Hiç bugün sokağa çıkma günüydü, ona bile çıkmadık. Keyifle zaman geçirmeye çalışıyoruz evlerde. Ya Sizlerde durum nedir? bizde de aynı aslında. Geçen hafta çok sıcaktı. Bu hafta bu 2 gündür biraz daha serin. Bizler de evde. Bizim gerçi bugün çıkardık çocuğu. Çünkü zaten haftanın bu gününü sabırsızlıkla bekliyor. Değil mi? Öyle oluyorlar. Çıkardık. Bu arada size hemen yayın başında dün akşamdan beri çok fazla fanlarınızdan sorular geldi bize. Hepsi ortak bir şekilde fanları ve sevenleri hakkında ne düşünüyor, birkaç kelime edebilir mi diye sordular. Ben de size söyleyeyim dedim bir. Allah, herkese dokunabilmek spor aracılığıyla çok güzel bir şey. O yüzden tüm beni seven ve destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Hepsini görüyorum sosyal medyadan ama hepsine cevap vermeye teker teker zamanım olmuyor. Bunun için özür diliyorum onlardan. Hepsine kocaman bir öpücük yollamış olayım. Süper. Böylece soruyu hemen cevaplamış olalım. Bir daha bir buluşma var mı diye sordular. Onu da bir sorayım size. Ben de bir cevap verdim onlara ama yine de sizden duyarlarsa belki daha iyi olur. Yani biz artık arkadaşlarımızla bile şu an buluşamıyoruz. O yüzden bir daha yüz yüze buluşmak ne zaman kısmet olur bilmiyorum. Dünya tekrardan eski düzenine döndüğü zaman inşallah diyelim. Süper. Bu arada ben tabii sizi tanıyordum. Çok takip de ediyorum, voleybolu takipçiyim ama şimdi ben birazcık böyle bugün bakınca aslında başarılarınızdan biraz bahsetmek istiyordum. Sonra dedim ki başarılarınızdan bahsetmeyeyim çünkü çok uzun. Ya gerçekten çok tebrik ediyorum. Teşekkürler, sağ olun. Yani galiba bir dünya şampiyonluğu yok değil mi milli takımla? Avrupa şampiyonluğu. Avrupa şampiyonluğu da yok. O da Üçüncü oldu. finalde kaybettik geçen yaz. Evet. Dünya şampiyonasına madalya yok. Ve olimpiyatlarda yok. Olimpiyatlarda bu sene olacaktı belki ama işte seneye artık. Kısmet. İnşallah onu da yaşayacağız. İnşallah. Bir de bu arada galiba yanlış bilmiyorsam 2 kitap yazdınız. Evet. Üçüncüsü yolda ama 2021'in ilk yarısı gibi çıkacak. Çünkü bu dönemlerde çıkması bekleniyordu. Her şeyde olduğu gibi bu da sekteye uğradı. O yüzden önümüzdeki yıl umuyorum ki o da ilk kitabın devamı olarak çıkacak. Çünkü iki kitap yazdım dedim ama biri okul öncesi çocuklara yönelik daha çok resimli. Evet, öbürü daha çok benim hikayemi anlattığım bir kitap zaten. Onun devamı gibi olacak. Bu kitaplarla da amacınız aslında daha çok kız çocuğunun sporla buluşması diyebilir Kız miyim? erkek fark etmez. Daha çok çocuğu sporla buluşturmak, onlara sporu sevdirmek, izletmek, yapmalarına vesile olmak benim için en büyük mutluluk olacak. Bu arada şey için de ben ayrıca gönülden bir teşekkür söylemek isterim. Baktığım, gördüğüm kadarıyla birçok sosyal sorumluluk projesinin içinde de seve seve yer alıyorsunuz. Olmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Çünkü bunun bizim için önemli olduğunu düşünüyorum. İnsanların gözü önünde olan sporcular olarak bizlerin de taşın altına elimizi koymamız gerek bazı konularla ilgili. Ben elimden geldiği şekilde her şekilde yer almaya çalışıyorum bu projelerde. Siz de isterseniz Ege Çağdaş Eğitim Vakfı'nın yaptıkları ile ilgili biraz bilgi verebilirseniz izleyen herkes de bilgilensin bu konuyla ilgili. Tabii, sağ olun. Biz Ege bölgesinde kurulmuş, İzmir'de merkezi olan, Ege'de daha çok faaliyet gösteren 21-25 yıllık bir sivil toplum kuruluşuyuz. Bu yıl aslında bizim 25. yılımız. Kutlu olsun. Sağ olun. Coşkuyla kutlayacağımız bir dönemken maalesef bu dönemi biz de evde bir şekilde çalışmalarımıza devam ederek yapıyoruz. Biz her yaş grubundan öğrencilere destek veriyoruz. Bunlara hem burs desteği olarak veriyoruz, hem kültür sanat etkinlikleri olarak destek veriyoruz. Sportif faaliyetlere katılım konusunda destek veriyoruz. Bir ana spor, bir destekçimizle birlikte yaptığımız bir spor etkinliği eğitimi de var. Biz çocukların hareket kabiliyetini arttırmak ve hareket
etkinliğinin devamını sağlamak için de bir çok önemli bir şey etkinlik yapıyoruz. Bizim etkinlik merkezlerimiz var. Bunları da genellikle bu etkinlik merkezlerimizde yapıyoruz. Özetle bu şekilde. Bu arada aşağıdan birkaç soru geldiği için de söyleyeyim. Bize nasıl destek verebilirsiniz? Bağış için veya herhangi bir gönüllülük desteği için bizlere sosyal medya kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Mail atabilirsiniz. Aşağıda yazan bir bağış hesabının maili var. Oradan da mail atabilirsiniz. Bu arada konumuz bugün spor olduğu için onu kısaca söyleyeyim. Biz adım adım oluşumuyla birlikte hayırseverlik koşularına katılıyoruz. Bu koşulara spora meraklı olan insanlar bizimle koşarak bağış toplayabilirler Ege Çağdaş Eğitim Vakfı için. Bu şekilde özetleyebilirim. Süper. Umuyorum ki çok fazla kişi bilgilendi ve sizlere de destek olmak için ellerinden geleni yapacaklardır diye düşünüyorum. Seve seve her türlü soru varsa bize yazabilirler. Biz hemen cevaplayıp gerekli hem gönüllülük hem bağış konusunda yönlendirmeleri sağlıyoruz kendilerine. Bu arada siz kitap okurken ben yorumları kapatacağım. Tamam. Yüzünüzü daha net görsün diye aslında yine kapatmak istiyorum ama yorumlardan çok soru geldiği için belki ilginizi çekebilir diye açık bıraktım. Abi, sorun değil. İnsanlar sizi de çok görmek istiyor. Şu an kapattım. Siz kitap okurken ben birkaç hem kitabın birkaç görselini hem sizin birkaç fotoğrafınızı paylaşacağım. Çünkü yani insanlar bana böyle maruz kalmasınlar diye. Dilediğiniz zaman başlayabilirsiniz. Başlıyorum. Naz ve Moka ile Haydi Spor'a isimli kitabımı okuyacağım bugün sizlere. Okul öncesi yaş grubu için olan bir kitap bu. O yüzden çok düzenli bir hikaye beklemeyin. Olur mu her şey? Merhaba arkadaşlar. Ben Moka. Koşmayı çok severim. 4 patim, 2 kulağım, 1 dilim var. Koşarken hepsi de hareket ediyor. Naz buna spor yapmak diyor. Beraber koşarken çok eğleniyoruz. Naz benim ailemin kızı. İnanın hiç bitmiyor hızı. Evlerine geldiğimde küçücüktüm. Sadece yemekle değil, sevgiyle de büyüdüm. Meğer Naz da büyümüş, okula gidiyor. İlkokulda spor yapmaya başladı Naz. O spora başladığından beri ben de birçok yeni şey öğrendim. Neler mi? Dinleyin bakalım. Spor yapmak en eğlenceli oyunmuş. Naz ve kuzeni Memo anneleri dışarı çıkınca evde hem oyun oynayıp hem de spor yapardı. Kovanın adı pota, çorabın adı top oldu bir anda. Potayı atan kazandı. Naz ve Memo çok eğlenerek oynadı. Aman annesi duymasın. Spor yapmak güçlü olmak demekmiş. Naz kollarını sımsıkı sarınca boynuma anlıyorum ki daha çok ilgi gösteriyor bana. Daha da güçlü olsun, sarsın hep beni doya doya. Spor yapmak bazen yorucu oluyormuş. Antrenmandan eve gelince Naz yatağa atıveriyor kendini. Annesi hemen pişirmeye başlıyor Naz'ın en sevdiği yemeği. Benden bile hızlı bitiriyor tabağındaki köfteleri. Spor yapmak arkadaşlarla daha çok zaman geçirmek demekmiş. Naz takım arkadaşlarıyla antrenmanlarda bol bol vakit geçiriyor. Annemle onu almaya gittiğimizde Naz'ı hep arkadaşlarıyla kahkahalar atarken görüyorum. Spor yapanlara bazen de ödüller veriliyormuş. Naz yarışlara katıldı, hızlı koştu. Çok hızlı. Yarışın sonunda bir madalya kazandı ve herkes çok mutlu oldu. Ben madalyayı dişledim ama Naz biraz kızdı. Kemik dişlenir, madalya dişlenmez dedi. Madalyasını odasına astı. Spor yapanların bazen ellerinde, bazen ayaklarında, bazen kollarında, bazen de gözlerinde bir sihir dolaşırmış. İşte tam o an sporun en etkileyici sahnesiymiş. Yani sihir derken herkesin nefesini tuttuğu, bir anda beklenmedik bir mucizenin olduğu anlardan bahsediyorum. Herkesin sevebileceği kadar çok spor dalı varmış. Naz koşarak başladı, şimdi voleybol oynuyor. Memo ise basketbol oynamayı seviyor. Parktaki arkadaşım Tarçın söyledi. Onun sahibi Zeynep iyi bir yüzücüymüş. Daha neler varmış neler. Atletizm, yelken, okçuluk, tenis, jimnastik. İşte ben bütün bunları Naz spora başladığında öğrendim. O yaptıkça ben de heveslendim. Ben de spor yapabilir miyim Naz? Tabii ki Moka. Herkes spor yapabilir ve tabii ki sen de spor yapabilirsin. Çünkü spor herkes içindir. Haydi koş. Merhaba minik arkadaşım. Bu kitapta benim spora başlama serüvenimi köpeğim Moka'dan dinledin. Peki hikayemi okuyunca neler hissettin?
Koşup oynamak, hoplamak, zıplamak istedi mi canın? Ben de senin yaşındayken içim içime sığmıyordu. Parkta koşup oyunlar oynamak için can atıyordum. Hikayemde okuduğum gibi ilkokulda öğretmenlerim ve ailemin desteğiyle spor yapmaya başladım. İyi ki de başlamışım. Neden böyle diyorum biliyor musun? Biraz spor yaparsan neler olacağını sana anlatayım. Bir kere çok sağlıklı olursun. Hem vücudun hem aklın daha iyi çalışır. Ne demişler? Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Hareket etmek, sağlıklı olmayı da beraberinde getirir. Doğada keyifli zaman geçirir, bol oksijen alırsın. Sen de benim gibi parka gidip orada yürüyüş yapar ya da arkadaşlarınla oyunlar oynarsan sağlıklı olmak için bir adım daha atmış olursun. Çok çok hareket edince neler oluyor biliyor musun? Karnın oldukça acıkıyor. Karnın acıkınca sağlıklı besinlerle daha sağlıklı büyüyorsun. İyi arkadaşların olmalı. Onlarla vakit geçirmeli, eğlenmeli, onların sana ihtiyaçları olduğunda yanlarında olmalısın. Spordaki takım ruhu sana bu değerleri kazanmanda yardımcı olacak. Bir takımın parçası olarak paylaşmanın ve yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğunu öğreniyorsun. Hikayemde de belirttiğim gibi birçok spor dalı var. Haydi yapmaktan çok hoşlandığın bir spor dalı seç. Madalya ya da ödül almak önemli değil. Önemli olan senin sevgiyle bağlandığın bir şey olması. Benden söylemesi. Sevgiyle yapacağın her şeyde başarılı olabilirsin. Hani kitapta sihirden bahsettim ya. İşte bak sana anlattıklarımın hepsi bu sihire sahip olmanı sağlayacak. Herkes spor yapabilir ve yapmalıdır da. Bunu aklından çıkarma ve haydi sen de koş. Diyerek kitabımızı abi, noktalıyoruz. Şu anda galiba kitap yayın evlerinde yok değil mi? Yok evet çünkü yayın evi değişti. O yüzden şu an bir Aralık'ta kitabın dağıtım süreci. Ama benim elimde birçok eski yayın evinden olan kitap var. Belki onları bir online şekilde dağıtma yönüne gidebilirim. Süper. Biz çünkü dediğim gibi biz sadece eğitim desteği veya etkinlik desteği vermiyoruz. Sportif konularda da destek veriyoruz. Ve bu okul öncesine bu kitaptan ben mutlaka temin edip okumak istiyorum. Onlara vermek istiyorum ki çocuklar bu vermek istediği mesajı erken yaşta alırlarsa çok mutlu oluruz çünkü. Valla yayından sonra konuşalım. Seve seve ben gönderirim size kitapları. Çok memnun olur. Etkinlik merkezlerimize. Çünkü spor konusunda da bir kitap girerse çok mutlu oluruz biz. Çok sevinirim. Bu arada sizden bir ufak isteğimiz daha var. İstekler tabii. Şöyle bir biz az önce yayının başında da bahsettiğim gibi birçok maratonda koşarak bağış topluyoruz. Eğer sporcu arkadaşlarınız bu tip hayırseverlik koşularına katılıyorlarsa onlara bizim için koşmalarını söyleyebilirseniz çok memnun oluruz. Tabii ki söyleriz ama bu tarz koşularda bizim genelde hep maçlarımız oluyor. Ben hep çok istiyorum aslında maratona da katılmayı ama çok mümkün olmuyor açıkçası. Çünkü hep bizim sezonumuzun en önemli dönemlerine denk geliyor. O yüzden bizim için çok mümkün olmuyor ama profesyonel olmayan sporcu arkadaşlarıma tabii ki iletirim. Onlar da seve seve sizler için bağış toplamak için koşarlar. Süper. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Tanıdığımız için çok memnun olduk. Bu arada bir şey daha. Ben buradan vesile olduğu için arkadaşım Volkan'a da teşekkür ediyorum. Bizi buluşturduğu için. Kendinize çok iyi bakın. Siz de kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar.